Merhaba arkadaşlar, sen anlatacağım kanalına hoş geldiniz. Doğrulantı ile ilgili AYT'de sorulabilecek sorulardan birisini seçtim, sizin için hazırladım. Daha doğrusu bunun gibi aşağı yukarı bir 10-15 tane var. Şimdi tabii doğrulantında arkadaşlar kuralları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kural dediğim özellikleri. Yani doğru denklemi nasıl bir bulunur? Eğim belliyse doğru denklemi nasıl buluruz? Ondan sonra x eksenin kesin noktanın apsisini nasıl bulurum? Gibi bu türlü özellikleri bilmemiz gerekiyor. Sanırım 10-15 tane videom var bununla ilgili olarak. Eğer bunları takip ederseniz %80 doğrulantıya oturacak arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Bir doğru denklemi var. Doğru denklemi diyoruz. Bu doğrusuna dik olan. Ha, dik dediğim zaman ne oluyordu? Bak hemen onu düşünüyorum. Dik dediğim zaman eğimlerinin çarpımı eksi 1'e eşit oluyordu. Tamam. Yani bir doğru var. O doğruya dik olan. P eksi 3, 4 noktasından geçen. Demek ki yani iki tane doğru var. Şöyle bir doğrularımız var. Birbirlerine dikmiş. Ama şu nokta neymiş? P eksi 3 noktasından geçen doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? Şimdi kalkıp da bunları grafikle çözmeye kalkarsanız çok uzun sorudur arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? İlk önce bakın doğru denklemini bir tam çıkartalım ortaya. 5y'yi bu tarafa attım. Şöyle tabii burayı böyle bölelim, öyle gidelim. 5y'yi attığım zaman 5y eşittir 3x artı 2. Amacım y eşittir 3 bölü 5 x artı 2 bölü 5'i patlatırsam bu doğrunun eğimi 3 bölü 5'tir. He, o zaman ne yaptım? M1 eşittir 3 bölü 5'tir. Tamam. Peki bu doğruya dik olan acaba doğrunun eğimi nedir? Yani ne yapıyorum? M1 çarpı M2 eşit eksi 1 olacaktı. M1 yerine ne koyuyorum? 3 bölü 5'i koyuyorum. Koyalım şurada 3 bölü 5 çarpı M2 eşit eksi 1. Tak buradan ne geliyor? Tabii ki hemen taklattırıyorum. Eksi 5 bölü 3 olarak diğer doğrunun eğimini buluyor. Ne yaptım? Ta buraya kadar geldim. Peki bilmem ne noktasından geçen doğrunun. Şimdi arkadaşlar eğim belli mi? Belli. Nokta belli mi? Belli. Yani şöyle diyelim. Noktamız belli. Eksi 3'e 4. Eğim belli mi? Eğimi de ne buldum? Eksi 5 bölü 3 buldum. Kullanacağım formül ne? İşte bu arkadaşlar. Y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi 1. Yani burada şunları hemen isimlendirin bakın. X1, y1 diyerek isimlendirdim. Götürüp yerine koyuyorum şimdi bakın. Y eksi 4 eşittir. Eğimimiz eksi 5 bölü 3. X eksi, bakın eksi 3 ama unutmayın. Artı 3. Amacım ne? Doğru denklemini oluşturmak. Çarpıyorum hemen. 3y eksi 12 eşit eksi 5x eksi 15. Bunları biraz hızlı geçiyorum farkındaysanız. 3y eksi 5x attım artı 5x. Eksi 15 attım çıkarttım geriye 3 kaldı. Eşittir 0. Aradığım doğru. Aradığım doğrunun nesi bu? Denklemi. Bakın tamam buldum. Ama benden onu istiyor. İstemeyin. Ne istiyor? X ekseni kestiği noktanın apsisi kaçtır? Durdum. O zaman ne yapacağım? X eksenini kesiyorsa x ekseninde benim neydi benim oradaki değerim? Apsisim neydi arkadaşlar? Şimdi o mantıkla unutmayın. Neydi? Eğer ordinata yani şöyle diyelim noktamız ne olsun? A noktası gibi bir x'ye. Eğer bu nokta x eksenindeyse arkadaşlar x ekseni üzerindeyse y ise her zaman sıfırdır. Yani y yerine ben sıfır koyarsam neyi bulurum? O noktanın apsisini bulurum. Yani şunu demek istiyorum. Y yerine 0 yazıyorum. Artı 5x. X artı 3 eşit 0. 5x eşittir. Eksi 3. Aradığım x değeri eksi 3 bölü 5 olur. Şimdi ne yaptım? Bir daha hızlı bir şekilde anlatayım. Ondan sonra da bir sonraki soruya geçeceğim çünkü. Ne diyor? Doğrusuna dik olan. Hemen aklıma ne geliyor? Hemen bak bu doğruya dik ise o zaman eğimlerinin çarpımının eksi 1 olduğunu cebimize atmamız lazım. Ben attım şahsen cebime. Sonra dik olan P eksi 3, 4 noktasından geçen. Ben eğer eğimi bilirsem, bulursam nokta da belli. Nokta ne yapmak zorunda? O doğruyu sağlamak zorunda arkadaşlar. O zaman dedim ki, dedim ben bir eğimini bulayım. Eğimi 3 bölü 5 buldum. Bana verilen doğrunun. Sonra
Dik ise eğimlerin çarpımı eksi 1'e eşittir dedim. Götürdüm diğer eğimi buldum. Eksi 5 bölü 3. Sonra ne yaptım? Nokta belli, eğim belli. Kullanacağım formül tak bu. Unutmuyoruz tabii bunları. Y eksi 1 eşittir m çarpı x eksi 1. Götürdüm. Tabii burası önemli bakın. Buna x1, buna y1 dedim. Bu y'ler, x'ler benim aradığım denklemin değerleri. Unutma. Buradan ne geldi? Aradığım denklemi şu olarak buldum. Diyor ki absisi kaçtır? X noktasında keste absis. O x noktasının kestiği yerde arkadaşlar ordinat sıfırdır. Yani y eşittir sıfırdır. O zaman y yerine sıfırı yazdım. Aradığım cevabı eksi 5 bölü 3 bölü 5 olarak buldum. Tabii ki her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Dersimizi burada bitiriyoruz. Daha doğrusu sorunun çözümünü burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda bu sorunun çözümüyle devam edeceğim. Gene bir ne? Doğrunun antiteli ile ilgili güzel bir soru. Kullanacağımız özellikler yukarıda önümüzde duruyor arkadaşlar. Hepimiz için faydalı olacağını düşünüyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.